Ve hemen finans analisti değerli konuğum İslam Memiş'e dönüyoruz. Günaydın, iyi haftalar dileyerek başlayalım hemen yayınımıza. Ben de iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi haberimizde de izledik. Son rakamları da az önce ekranlara getirdik kripto paralarla. İsterseniz Evet. o başlıkla başlayalım. Önemli bir düşüş Haziran ayından Evet. beri. Acaba bu düşüş devam edecek mi? Artık yavaş yavaş da o açıklamaları gördük FED tarafından yapılan. Muhtemelen de yoluna yine faiz artışıyla 75 puanlık devam edecek. Evet. Nedir öngörünüz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi Fed Başkanı Jerome Powell'un açıklamaları kripto para piyasasında ETF fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Çok şahin tonda bir açıklama yaparak yine piyasaları baskılamaya devam ediyor. Kritik destek seviyesi 20 bin ve psikolojik destek seviyesi 20 bin dolardı Bitcoin tarafında. 19.832 dolar, %4'lük bir değer kaybıyla haftaya başladı. 18 bin dolar aşağıda yine teknik olarak takip edilecek seviye. Yukarıda da direnç seviyesi olarak 22 bin dolar seviyesi. Bu bant aralıklarında gezinmeye devam edecek gibi görülüyor. Fed'in kararları ve Fed üyelerinin açıklamaları burada önemli bir etkiye neden olacaktır. Şu andaki koşullarda bu baskılanma sürecinin Fed etkisiyle beraber biraz daha devam edecek gibi görülüyor. Şimdi İslam Bey sizinle hep konuşurken hatırlıyorum ben Ağustos ayını özellikle işaret etmiştiniz. Evet. Eylül ayını da keza ama evet. Birazcık herhalde hareketlilik erken başladı piyasalarda. Katılır mısınız? Eylül biraz erken geldi. Temmuz ve Ağustos ayları tatil ayları. Eylül itibariyle küresel piyasalarda yeni bir hazırlık yapmak gerekiyor. Özellikle yatırımcıların tatil modundan çıkıp artık varlıklarına veya piyasalara biraz daha odaklanması gereken bir süreci bize işaret ediyor. Eylül ayı gelmeden önceki haftada yine merkez bankalarının sahne aldığı bir süreçteyiz. Özellikle bir uyarım olacak. Bu uyarımda çip kriziyle alakalı biliyorsunuz otomotiv sektöründe ciddi bir 2 yıllık bir tedarik problemi vardı ve fiyatlara yansımıştı. Türkiye'de araç fiyatlarıyla alakalı ciddi balonlar, işte sıfır araçların gelmemesi gibi durumlar bütün ülkelerde yaşanmıştı. Şimdi bu çip kriziyle alakalı ikinci aşamaya gelindi. Bu da banka kredi kartı, ATM kartlarında oluşabilecek sıkıntılara işaret ediyor. Ve buradaki asıl mantık ve düzen yeni dünya düzeninde insanların artık sanal üzerinden alışveriş yapmalarına neden olacaktı. İnsanlar dijital ortamda kredi kartı ve ATM kartıyla alışverişlerini yapıyorlardı. Artık bankadan müşteri hizmetleri bütün tüketicileri veya müşterilerini arayacak. Burada diyecekler ki bundan sonra sanal kredi kartınızı, sanal postunuzu kuralım. Artık çip krizinden dolayı size kredi kartı veya ATM kartı gönderemiyoruz diye çeşitli uyarılar gelecek müşterilere. Evet, İşte umarız güvenliği de sağlarlar ama güvenlik de ciddi sıkıntı. Tabii ki zaten yüz tanıma sistemleri veya dijital numarayla alakalı bir sistem olacağını ben düşünüyorum. Müşteri hizmetlerini aradığınız zaman, online görüştüğünüz zaman zaten yüz tanıma sistemleri uygulanıyordu. Bunda da aynı şekilde olabilir veya zaten insanları sanal varlıklar o üzerinden yeni bir dijital hayata hazırlıyorlar. Yeni dünya sistemi bu şekilde çalışacak ve artık insanlar bütün işlemlerini mobil imza gibi şifreli direkt online üzerinden yapacaklar. Fiziki olarak kredi kartı veya ATM kartı kullanmayacaklar. Avrupa ülkelerinde en fazla kredi kartı ve ATM kartına sahip olan ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Artık bundan sonra müşteri temsilcisi sizi ararsa banka tarafından çip krizinden dolayı yeni kartlar size ulaştıramıyoruz. Bundan sonra sanal cüzdanlar veya sanal şifreleme yöntemleriyle teklifler gelirse buradan tüketicilerimizin bilgisi olsun diye bunu söylüyorum. Tabii ki resesyondan sonra stagflasyon süreci de yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ve bundan sonraki süreçlerde teknik olarak zaten resesyon başlamıştı. Bu resesyonun artık fiyatlara ve piyasalara yansımasını göreceğiz. Enerji krizi zaten Avrupa'yı yakıp kavuruyor ve Avrupa'da özellikle bundan sonraki süreçlerde biraz daha enerji krizinin hissedebileceği bir süreçte bizi bekliyor. Yılın son çeyreğinde özellikle şirketlerin batıkları veya soğuk havalarda donma hadisesiyle alakalı, şirket bataklarıyla alakalı bir sürü süreç de bizi bekliyor olacak. Yani Eylül itibariyle yılın sonuna kadar da küresel piyasalarda veya para piyasalarında çok farklı gelişmeleri konuşacağımız bir dönem bizi bekliyor. Yatırım araçlarına bakıyoruz.
çeşitli dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda sert değer kayıpları görüyoruz. Vatandaşlar veya tasarruf sahipleri de şuna dikkat etmeli. Hangisi ucuz, hangisi pahalı? Pahalı olan da ucuz olanı takas edecek veya ucuz olanı satın alarak da varlıklarına sahip çıkmak suretiyle Eylül ayına hazırlık yapması gerekiyor. Peki o soruyu ben size sorayım. Hangisi ucuz, hangisi pahalı? Çünkü altının da hayli değer kaybettiğini görüyoruz. Evet. Şimdi yayına girmeden önce kendi aramızda da konuşuyorduk. Merak edilen soru şu: altında acaba alım seviyeleri mi bunlar? Siz daha önceki konuşmalarımızda 1000 liranın çok altına düşmeyeceğini tahmin ettiğinizi söylediniz. Evet. Bu öngörünüzde de bir değişiklik oldu mu? Bir değişiklik yok. Neden yok? Çünkü ekranlarda her ne kadar gram altın 1005 lira olarak görseler de yatırımcılar, normal bankalardan veya fizik taraftan gram altın alan yatırımcısının da 1017-1018 liradan gram altın aldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 10-15 lira bir makas aralığı oynuyor. Gram altının fiziki tarafta veya bankalardan 1000 liraya alınması için ekranlarda gram altın TL fiyatının 985 liraya gerilemesi gerekiyor. Ben bu ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü gram altın çift ayaklı, yani hem dolardan hem de onstan beslendiği için şu anda onstaki baskılanmayı görüyoruz. Ons ne kadar baskılanırsa dolar o kadar yükselir. Dolar ne kadar yükselirse gram altının düşüşleri bir o kadar da sınırlı kalır. O yüzden önümüzdeki yıl düğün yapacak altın borcu olan, altın yatırımı yapacak olan yatırımcıların da aslında bu düşüşleri orta ve uzun vade gözünde bulundurmak suretiyle fırsatı da çevirebilir. Ben gram altın TL fiyatında tekrar orta ve uzun vadede 1200 ve 1450 lira seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Yıl sonu 1450 idi, değişmedi anladım. Evet, değişmedi. Öngörümde bir değişiklik yok. Ons altın, ons gümüş, kripto paralar, euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, doların karşısındaki bütün enstrümanlarda bir manipüle edilmiş bir fiyatlama görüyorum. O yüzden dolar karşısındaki bütün yatırım araçları ucuz olduğunu görüyorum ve dolayısıyla da bu taraftaki seyirlerde yine vatandaşın dolardan farklı enstrümanları da ön planda tutması gerektiğini düşünüyorum. İslam Bey, şunu da soracağım. Biraz erkenci davranacağım. Biz genelde yılın sonuna doğru bir yılı değerlendiririz sizinle birlikte. Yeni yıla nasıl başlangıçlar yapacağımızı konuşuruz. Geçtiğimiz yıl başında aslında 2022'nin çok zor geçeceğini söylemiştiniz. 2023 yılı için bir tahminde bulunmanızı rica etsem, bir erkenci mi davranmış olurum? Yoksa yani, bir takım tahminler var mı? Çok erken şu anda Yaprak Hanım, çünkü kalan süreç içerisinde, bu 4 aylık süreç içerisinde emin olun çok hızlı değişimler göreceğiz. Muhtemelen yine bu Çin-Tayvan kriziyle alakalı piyasalarda jeopolitik riskleri fiyatlayan bir süreç göreceğiz. Ama 2023 yılında bambaşka bir tabloyu göreceğiz. Ben küresel ölçekte dünyadaki değişim sürecine daha fazla odaklandığım için genelde yeni oyun kurucular, yeni dünya sistemini yeniden şekillendirirler. Hangi hamleleri daha ön planda tutacak diye ben gözlemleyeceğim. Ama Türkiye piyasasına baktığım zaman, iç piyasalarda değerlendirdiğim zaman ben 2023 yılında arazi fiyatlarının, toprak fiyatlarının aynı bu yıl nasıl araç fiyatları, ev fiyatları konuşulmuşsa en çok 2023 yılında arazi fiyatlarının konuşulacağını, toprak fiyatlarının konuşulacağını tahmin ediyorum. Ve çok ciddi değer artışları bekliyorum 2023 yılında. Peki şimdi yarın o zaman biraz da Eylül ayını konuşmak isterim sizinle. Tabii. Uygun görürseniz. Her ayın tabii bir hikayesi var diyoruz. Evet. Eylül ayınınki ne olacak? Biraz kapsamlı olarak sevgili izleyicilerimize paylaşırsak. Eylül ayının hikayesinin başlığını şöyle koydum: masal bitti, hadi uyanın. Artık masal sürecinin bittiğini, tatil sürecinin bittiğini, insanların artık yavaş yavaş uyanması gerektiğini ve Eylül ayı itibariyle de biraz daha kişilerin, kurumların, kuruluşların, bütün yatırımcıların da ayağı yere basarak duygularıyla değil mantığıyla hareket etmesi gereken bir süreci beraberinde getireceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sevgili izleyiciler, finans analisti, değerli konuğum İslam Yemiş'in de söylediği gibi Eylül ayı bambaşka bir senaryoyla geliyor. Masal bitti, uyanın başlığıyla. Yarın biraz daha kapsamlı konuşacağız.